Adolf Hitler'in milyonlarca insanın ölümüne neden olabilecek kadar canavarlaşmasının altında yatan neden, kendisinin yetiştirilme tarzı mı sorusu 2. Dünya Savaşı bittiğinden beri tartışılıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan ve Holokost'tan sorumlu olan Hitler'in şiddete meyilli bir birey olarak yetiştirilmiş olabileceğini düşünebilirsiniz, haksızsınız da diyemem. Çünkü babası Alois Hitler küçük yaşlardan itibaren oğlu Adolf'a psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Bu da Hitler'in kişisel gelişiminde önemli bir rol oynadı. Babasının bu tavrına karşı annesi Clara Hitler oğluna çok daha şefkatli yaklaşıyordu ve babasının şiddetinden birazcık korumak istiyordu. Çünkü Hitler'den önce 3, toplamda da 4 evladını kaybetmiş bir anneydi. Çekingen ve sessiz biri olarak anlatılan Clara Hitler oğlunu bu psikopat denebilecek babasının şiddetinden korumaya çalışıyordu. Babası Alois Hitler ise çevresi tarafından huysuz, aksi ve zorba birisi olarak tanımlanıyordu. Yani bu adam tüm kötülüğünü daha küçük yaşta olan oğlu Adolf'a yansıtmaya başlamıştı. Hitler'in nasıl bir ortamda yetiştiği konusunda bir fikriniz olması açısından şu örneği vermek istiyorum. Annesi Clara Hitler, babası Alois Hitler'le tanıştığı zaman, bu arada annesi Clara Hitler babasının 4. eşi ve tanıştıkları zaman babası henüz 3. eşiyle daha evli ve Clara Hitler ise kendisinin, yani Alois Hitler'in evinde çalışmaya başlamış 12 yaşında bir hizmetçi. Ve işin garibi Alois Hitler'e, yani Hitler'in babasına henüz o zamanlarda amca olarak hitap ediyor. 12 yaşındaki Clara Hitlerlerin evinde temizlik işleriyle ilgileniyor, çocuklara bakıyor. Alois Hitler'in o dönemdeki eşi ölümcül bir hastalığa yakalanmış, ona da bakıcılık yapıyor. Bu sırada Alois Hitler'le aralarında çarpık bir ilişki başlıyor çünkü Clara henüz 12 yaşında. Daha sonra Alois Hitler'in 3. eşi öldüğü zaman kiliseden evlenmek için izin istemeye gidiyorlar ve daha o yıllarda Clara hala çok küçük ve Alois'e amca demeye devam ediyor. Hatta bu durumun evliliklerinin ilk yıl larında hala sürdüğü biliniyor. 1885 yılında Clara ve Alois evleniyor. 1889 yılında ise Adolf dünyaya geliyor. Baba Alois 1903 yılında öldüğü zaman anne Clara Hitler ergenlik çağındaki oğlu Adolf'u tek başına büyütmek zorunda kalıyor. Hitler'in okul yılları da pek parlak geçmiyor. Çoğu dersinden başarısız oluyor ve başarılı olduğu tek dersin tarih dersi olduğu söyleniyor. Alman tarihine ilişkin hikayelerle Slavlara ve Yahudilere karşı olan tutumunun bu şekilde şekillenmeye başlamış olabileceği düşünülüyor. Çok sağlıksız bir psikolojisi olan Adolf Hitler'in yıl sonunda aldığı karnesi, tabii başarısızlıklarla dolu bir karne bu, annesine göstermemek için önce onu trenin camından attığını söylüyor. Daha sonra da gariptir, tuvalette tuvalet kağıdı olarak kullandığı ortaya çıkıyor. Hitler bu davranışla okula, öğretmenlerine ve derslere karşı olan öfkesini bu karneyi aşağılayarak göstermiş olabilir. Bu olaya ilişkin bir başka teori de karnenin yerini tuvalet olarak gösterip kendi gücünü ispat etmeye çalışmış olabilir. Psikolojik olarak kendi kendisini buna yönlendirmiş olabilir. Hitler karanlık güçler gibi gizemin ve büyük bir gücün hakim olduğu konulara özel ilgi ve alaka gösteriyordu. Bu konulara kendisini o kadar çok kaptırmıştı ki karanlık bir gücün kendisini yönlendirdiğini söyleyip duruyordu. Okuldaki başarısızlıklarındaysa kendisi hariç herkesi suçluyordu. Arkadaşlarına zorbalık yapıyor, tam bir kabadayı olarak davranıyordu. Özellikle en ufak şeylerde bile istediği olmadığı zaman veya bir şey ters gittiği zaman büyük öfke nöbetleri geçiriyordu. Krizlere giriyordu. Yaşadığı bu tarz problemler yüzünden okula gidemeyecek kadar hasta olduğunu annesine ikna ederek 1905 yılında okulu tamamen bıraktı. Okulu bıraktıktan sonra yaptığı tek şey resimle ve müzikle ilgilenmek oldu. Kendisinin en büyük hayali ünlü bir sanatçı olmaktı. Kendisini herkesin tanımasını istiyordu. Bu yüzden kendisini sanata yönlendirmeye çalıştı. Gençlik yıllarında babasının büyük bir sanatçı olma hayaliyle dalga geçmesi ve kendisini küçümsemesi Hitler'in babasından nefret etmesindeki ana neden olarak gösteriliyor. Tarihler 1907. Okulu bıraktıktan 2 yıl sonra Hitler büyük bir sanatçı olma hayalini gerçekleştirmek için Viyana'ya taşınıyor. İlk denemesi müzisyen olmak. Bu yüzden annesine çok pahalı bir piyano aldırıyor. Ne yazık ki sonuç fiyasko. Daha sonraki denemesi ressam olmak. Resim yapmaya başlıyor ve yaptığı resimleri sokaklarda satarak geçimini sağlıyor. İlginçtir, o dönemdeki en büyük müşterileri ise Yahudiler. Nedendir bilinmez, Yahudiler Hitler'in yaptığı eserleri çok sevmişler ve sürekli kendisinden alışveriş yapmışlar. Hitler daha sonra verdiği demeçlerde hayatının en mutlu günlerinin bu günler olduğunu söylüyor. Ancak ne yazık ki ikinci denemesi de fiyasko oluyor. Hitler hiçbir zaman resim alanı da kendi sesini duyuramıyor ve bir üne kavuşamıyor. Hitler'in o dönemki çalışmalarını inceleyen uzmanlar Hitler'in bu eserlerini oldukça başarısız buluyor ve hatta şöyle söylüyorlar: Hitler'in resimlerini sattığı caddedeki 100 sanatçıdan 80'inin eserleri kendisininkinden çok daha iyidir diyorlar. Bunu da Hitler'in Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nden ret almasıyla destekliyorlar.
Hitler büyük bir sanatçı olamadı ama yine de hayatının en güzel günleri bu dönemdi. Bu dönem ise annesinin göğüs kanserine yakalanmasıyla sona erdi. Ve Hitler'in hayatının en kötü günleri resmen başlıyor. Önce annesine yardımcı olmak ve onunla ilgilenebilmek için memleketine geri dönüyor. Deneysel bir kemoterapi tedavisi gören Clara Hitler bu tedaviler yüzünden felç geçiriyor, yediği yemeği bile yutamayacak hale geliyor. Adolf Hitler annesiyle birlikte maddi ve manevi hayatının en zor dönemine başlıyor. O kadar çok fakirleşiyorlar ki evlerinin mutfağında uyuyorlar çünkü evlerinde daha sıcak bir yer ne yazık ki bulunmuyor. Kaderin önüne kimse geçemiyor. Hitler'in psikolojik olarak aldığı son darbe 47 yaşındaki annesini göğüs kanserinden kaybetmek oluyor. Annesinin ölümü Hitler'i o kadar derinden etkiliyor ki hastalığını teşhis eden ve tedavisini uygulayan doktor, ki kendisi de bir Yahudidir, annesinin ölüm belgesini imzalamak için eve geldiği zaman Hitler'i öyle bir halde görüyor ki daha sonrasında bunca yıllık meslek hayatında böyle bir yas, böyle bir üzüntü görmediğini söylüyor. Bu arada önemli bir dipnot eklemek istiyorum. Yıllar sonra Hitler yönetimi ele geçirip Naziler de Yahudileri toplama kamplarına sevk etmeye başladıktan sonra Hitler'in özel izniyle Amerika'ya iltica eden tek Yahudi bu Yahudi doktor Eduard Bloch. Hitler'in annesi gerçekten kendisi için çok önemliydi. Kendisi üzerine nasıl bir etki bıraktığını anlamanız açısından bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani annesine öyle bir değer veriyordu ki Almanya'nın şansölyesi olduğu zaman annesinin doğum günü olan 12 Ağustos'u tüm Alman annelerine hediye etti. Tüm politik kariyeri boyunca nereye giderse gitsin annesinin fotoğrafını hep yanında götürdü, en baş köşeye koydu ve sürekli onu izledi. Öyle ki 1945 yılında Berlin'deki sığınağında sevgilisi ve köpeğiyle birlikte intihar ederken başucunda hala annesinin fotoğrafı vardı. Hayatı travmalarla dolu olan Hitler, kendisini dünyaya ispat etmek, tanınmak, büyük bir şöhrete kavuşmak istiyordu. Önce bunu sanatçı olmaya çalışarak denedi ve başaramayınca asker olma yoluna gitti ve bu sayede politik bir kariyer inşa etmeye başardı. Bu videoyu kaydettiğim tarih 6 Aralık 2022, Hitler'in ölümü üzerinden 77 yıl geçti ve tüm dünya Adolf Hitler ismini çok iyi bir şekilde biliyor. Yani ne yaptı etti ve Hitler o istediği güne öyle veya böyle kavuştu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.